Şimdi bu bir kurgu. Yani işte büyük güçler var, büyük aileler var Evet. ve onlar kurguluyorlar. Aslında Evet. bizler ve seçtiklerimiz aslında birer figüran mı? Biz bir şey mi seçtiğimizi sanıyoruz? Evet, aslında bir şey seçtiğimizi sanıyoruz. Aslında seçerken onlara belli bir güç veriyoruz. Onlar kendi menfaatleri doğrultusunda çalışıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Evet, ama bunu yaparken bizi yönetiyorlar, bizi sömürüyorlar. Aslında ben insanların yönetilmesi fikrine karşıyım. Yani biz kendimizi yönetsin diye birilerini seçiyoruz. Bu aslında biraz çoban ve sürü metaforunu akla getiriyor. Yani tamam, koyun mesela hayvandır. Onu yönetirsiniz. İnsan vardır başında, onları koyunları güder. Ama insanlar birini seçtiği zaman kendilerini yönetecek birini değil, kendilerine hizmet edecek birini seçer. Aslında ideal olan siyaset felsefesindeki en temel ideal budur. Bize hizmet edecek kurumlar var. Benim yöneticim değildir onlar. O kurumların yöneticisidir. Bana hizmet Ama eden. gelişmiş demokrasilerde hizmet Evet. üzerinden yürüyor. Yani bu Tabii. dediğimiz şey. Ne kadar bir demokrasi ya da bir devlet ne kadar ilerlemiş bir devletse, yani hem ekonomik anlamda, medeniyet anlamında, fikir anlamında ilerlemişse buna biraz daha yakın oluyor. Ama buradaki en temel fikir hiçbir yöneticinin kralların olmaması. Baktığımız zaman bu Tanrı'nın krallığı fikri bütün dinlerin temelinde yer alan İslam'da dahil olmak üzere. Çünkü Allah el-Melik'tir, öyle değil mi? Kral demektir. Malikül-Mülk demek, yani mülk de Mümkün. devlet demektir. Devletin sahibi ve mülkünde ortağı olmaması, krallığında ortağı olmaması fikri. Yeryüzünde hiçbir kralın, yani kralın bugüne uyardığımız zaman devlet başkanları da diyebiliriz, olmadığı, bunun yerine kuvvetler ayrılığının tesis edildiği bir adalet devleti fikri ortaya koyulur. İşte İblis'in Adem'e teklif ettiği krallık fikri vardı ya, senin krallığın olsun diye. Kur'an'da ayette de var zaten, kral olursun diyor yani. İşte bu fikir ve ortaya farklı bir neslin çıkması ve o mavi kan diye bilinen neslin bir takım kendi onlara öykünen, o fikre öykünen aileler tarafından krallık iddiasıyla tek dünya devletine doğru dünyanın götürülmeye çalışılması ve tek dünya devleti de baktığımız zaman bunların, bu aslında aynı zamanda bir din olarak da karşımıza çıkıyor. Nasıl? Para, para bir dindir aslında. Yani bunların gizli ritüelleri, gizli ayinleri, kendileri zaten bunları önümüze koyuyorlar TV filmlerinde. Bir örnek vereyim mi bir tane mesela? Tabii. Yani şey olmasın, Yok. havada kalmasın. Eyes Wide Shut diye bir film var. Eyes Wide Shut. Gözü tamamen kapalı. Tom Cruise ve Nicole Kidman oynuyordu filmde. Gözü tamamen kapalı. Orada her şeyi anlatıyorlar. Zaten Amerika'da Rockefeller'in malikanesinde çekildi o film. New York'ta. Yani bu filmi mesela öneririm bizi izleyenler. İşte ne kadar karanlık boyutu olduğunu, nasıl ayinsel bir boyutu olduğunu, pagan kökenleri var çünkü. Bir işin bir de felsefesi var, paganik felsefesi var. Eski Mısır'a kadar da gidiyor. Mason teşkilatları, gizli cemiyetler dediğimiz ama akla gelen ilk isim değil mi? Ben bunu bir dakika bu böyle tam soracağım yere geldi Tamam, ama bu, tabii. ben de kendi kafa Buyurun. sistematiğimle gideyim o Evet, zaman. tamam. Şimdi işte para sistemine geçildi. Büyük güçler vardı, büyük aileler. O büyük aileler işte aslında bugün Amerika'da belki Şimdi yoğunlaşmıştır. biraz Asya'ya kayıyor. Asya'da şu anda. Tamam ama siz, yani sizin bu anlattığınız kendi mantığı içinde Evet. nerede olduğunu da bir önemi yok işte Önemi yani. yok tabii. Bunlar yönetiyor, bunlar yönlendiriyor. İşte paraya da bunlar karar veriyor. Dünyanın ekonomik sisteminin ne olacağına da bunlar karar veriyor. Seçtiklerimiz aslında bizim seçtiklerimiz değiller. İşte tam da oraya geliyorum. Aslında zihinlerimizi yönlendiriyorlar ve biz bir şey seçtiğimizi sanıyoruz. Oysa Evet. onlar aslında işte onlar böyle bir tanrısal güçle Evet. herkes ve her şeyi yönetiyor. Evet. Bunu anladım. Onlarda da çok sık işlediğiniz konular semboller. Evet. Bunları semboller üzerinden mi yapıyorlar? Semboller üzerinden, yani güce hükmetme değil, sadece bir şey hazırlıyorlar bu sembollerle. Dünya, tek dünya devleti gerçek olduğu zaman kendi ortaya koyacakları düzenin ideal bir düzen olduğu, insanların mutlu olabileceği, seni inandırmak zorunda bir sisteme geçeceğin zaman ve bunu senin gözünde yücelttiği bir sistemin resmini koyuyorlar ve yarın sen bunu gördüğün zaman karşında bilinçaltı olarak buna hazır olmuş olacaksın. Bugün çocuklara izlettirilen süper kahramanlar bile baktığın zaman aslında yarı tanrı figürler olarak çıkar karşımıza. Mitolojide tanrıların insanlardan olan çocukları mavi kan ve kırmızı kanın birleşimiyle ortaya çıkıyor. Yani Amerikan bayrağında bile bunu aslında görebiliriz. Süper kahraman Ya kostümleri, Amerikan bayrağı bir koyarsanız onun üzerinden konuşalım. süper kahraman kostümlerine baktığın zaman
mavi ve kırmızı renkleri birlikte görürüz. Bu aslında yarı tanrı anlamına gelir. Yani kendini yarı tanrı olarak gören, yani özel bir kan taşıdığını inanan ve bütün insanların yöneticisi, tanrısal bir genetik yapıya sahip olduğunu insanlara empoze eden ve yani bu düşünseniz şöyle bir durum yok mudur? Yani her dinde vardır. Kendi inandığı veyahut da ekor olarak aldığı kişilerin veya peygamberlerin soyundan gelen kişilere bir hürmet. Ve biz tanrıların soyundan geliyoruz diyorlar. Ve bunu karşımıza önümüze koyduğu zaman bütün insanları kendilerine biat ettirecekleri ve başında Deccal denilen bir karakterin, yani bu Deccal olarak isimlendirilmiş, Batı'da Antichrist yani Mesih karşıtı olarak İncil'de geçiyor. Bible yeni ayette geçiyor. Hatta eski ayete baktığımız zaman da başka tabirlerle karşılıklarını görebiliyoruz. Bir tek bir kralın bir dünyayı yönettiği, dünyanın tam bir diktatörlük, tam bir distopiye dönüştüğü ama bir çekirdek elitin, işte bu şu anda da bütün dünya üzerinde ciddi gücü tahakkümü olan elitin, dünyanın geri kalan bütün insanların tamamen köleleştirdiği bir dünya modeli öngörüyor. Ve bu model baktığımız zaman ilahi metinlerde şeytanın yani iblisin fikridir ve bu olursa, gerçekleşirse o zaman iblis aslında bir anlamda başarılı olmuş oluyor. Hmm. Ama böyle mi olacak? Yani, bu, evet. Ben inanmıyorum böyle bir şey olacağına. Başka? Çünkü ne olacak yine peki? Eğer bunları kaynak aldığımız metinler üzerinden gidersek dünyada insanlık için vaat edilmiş bir altın çağ, dünyanın son günlerinde bir altın çağ, bir adalet düzeninin dünyaya yayıldığı bir dönem kehanet ediliyor bütün metinlerde. Evet ama öyle olmuyor işte bu anlattıklarınızdan. Evet olmuyor ama bunun en sonunda öyle bir şey olacak ki şöyle düşünün, bir dev var, bir canavar var. Aslında onun en zayıf olduğu an en güçlü olduğu andır. Hmm. Mesela Nemrut'un koskoca o zalim herkesi titreten Nemrut'un küçücük bir sinek tarafından öldürülmesi, kulağından içeriye girip beynini kemiren bir sinek, daha sonra kafasına balyoz o gürültüden şey yapmak için vurması. Yani bir sistem ne kadar büyük büyümüşse ne kadar o kadar hantal olur, devleşir ve onu çok yok etmek en kolay olduğu, en güçlü olduğu aynı zamanda o güç hissi aynı zamanda. Mesela teknolojinin en ilerlediğimiz zamanında bir virüs bütün dünyayı yok edebilir. Evet. Küçük bir virüs. Peki. Şimdi şöyle kehanetler. Bu kehanetlerde çok da sık konuşuluyor. Türkiye'nin kaderi ne bekliyor Türkiye'yi? Vallahi Türkiye'yi çok iyi şeyler beklemiyor olabilir. Konuşmak çok istemiyorsan girmeyiz. Yani, evet yani çok ters tepkiler alabileceğimiz şeylere girmek istemiyorum açıkçası. Yani çoğu kişinin hoşuna gitmeyecek şeyler söyleyebilirim. O yüzden şimdilik oraya girmesek daha iyi sanki. Peki bu şeyleri, sembollere geri dönelim o zaman. Semboller, hani semboller, ezoterik semboller kullanılıyor. Gizli sembollerle algılar yaratılıyor. İşte şu anda ekranda da bir takım şeyler dönüyor. O programlarda da çok sık kullanılıyor. Ben bunları kullanırken, o programlarda daha doğrusu biz bunları seçerken, o programlarda daha çok işlenen konular üzerinden gidiyoruz. Ya işte mesela bu şu kalsın, evet şu anda ekrandaki bu kalsın. Oradaki o göz, bu çok sık kullanılan bir şey o programlarda. Evet. Bu nedir, bu sembol nedir ve neyi anlar? Bu Horus'un gözü, Mısır mitolojisinde Horus diye bir tanrı vardır. Tamam. Horus Isis'ten doğma bir tanrıdır. Babası öldükten sonra doğmuştur aynı zamanda. Ve amcası vardır Osiris. Osiris öldürmüştür babasını. Daha sonra Horus amcasına karşı savaşır. Savaşırken tek gözünü kaybeder. Tek gözü olur. Yani bu aslında bir sahte Mesih, Deccal anlatımı gibi karşımıza çıkıyor. Ve burada tek göz, biliyorsun Deccal, tek gözlü Deccal diye geçer ya. Buraya dolara, tepe taşına koyulmuş. Özür dilerim. Yani bir tane aslında o dolar görüntüsü. Çünkü bununla o doları eşleştirdiğini biliyorum. Evet, yani evet. Böyle teoriler olduğunu ve bunun buradan konuşulduğunu. Evet. Mesela bu en alttan Novus Ordo Seclorum yazıyor. Evet. Cemiyetin yeni düzeni anlamına geliyor. Yani bu modern tabirle The New World Order. Yeni dünya düzeni. Yeni bir dünya düzeni inşa edilecek. Ama dikkat edilirse piramidin tepe taşı hemen henüz oturmamış. Evet. Oturacağı zamanı bekliyor. Yani bunun için bir zaman tesis edilmiş. Ve bunun temel taşları
Şeyin altındaki harflere baktığımız zaman piramidin altında harfler vardır. En alt basamaktaki taş bloklarda Roma rakamlarıyla yazılmıştır. Ne yazıyor orada? 1776 tarihi orada yazılıdır. 1776 Amerika'nın bağımsızlık bildirgesinin imzalandığı tarih gibi görünse de her ne kadar Avrupa'da, Almanya, Bavyera'da Illuminati diye bir örgütün kuruluş tarihidir aynı zamanda. Hı. Mesela işin asıl tarafı yani resmi olarak kurulduğu, daha sonra Fransız ihtilaline giden süreci de onların finanse ettikleri, desteklediklerine dair bir sürü anlatılan teoriler vardır ama yasaklanıyorlar daha sonrasında. Ama resmi olarak ilk sahneye çıktıkları, Illuminati olarak çıktıkları tarihtir. Ve daha sonra üstüne taşlar koyuluyor ve piramit belli bir yere getiriliyor. Ve sonuncu taşın koyulması bekleniyor. Sonuncu taş da tek göz Horus'u içeriyor. Horus da Mısır mitolojisinden kaynağını alan bir deccal fikridir. Peki bir şey soracağım. Bu ne zaman oluşturulmuş bir şey bu grafik? Bu 1920'lerde bu tasarım oluşturuldu. Daha önceki dolar tasarımlarına baktığınız zaman bunu göremiyorsunuz. Hı. Yani bu ailelerin şöyle oldu. Fed ele geçirildikten sonra Amerika'da bu aileler tarafından yine belli bir altın standardıyla para basılıyordu ama 12 federal bölge olduğu için farklı bankerler de Fed'in hisselerine sahipti. İşte 1929'da asıl altın vuruşu orada yaptılar. Büyük buhran olduktan sonra o kadar çok Amerika'da bankerler battı ki bunların hisselerini kendileri topladılar. Fed'in bütün kontrolünü daha sonraki süreçte ele aldılar. Hmm. Ki baktığımız zaman bu sembollerin, bu tasarımın eklenmesi de aşağı yukarı o tarihlere rast gelir. Öncesinde baktığınız zaman böyle bir tasarım yoktur. Amerikan dolarında hiçbir böyle bu masonik sembolü bu kadar belirgin bir şekilde göremeyiz yani. Tesadüf bir şey değil yani öyle. Değil, değil. Siz baktığınızda başka şeyler görüyorsunuz. Çünkü ben baktığımda yani orada sadece ne görüyorsam o kadarını görüyorum öyle söyleyeyim yani. Bu